Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İTÜ Çekirdeğin paydaşlarından Türkiye Ekonomi Bankası Girişim Bankacılığı Müdürü Sayın İbrahim Coşkuner'i kürsüye davet ediyorum. Merhabalar Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, sevgili jüri üyeleri ve girişimciler. Bugün burada bu heyecanı paylaşmaktan biz de çok mutluyuz Türk Ekonomi Bankası olarak. Biz Türk Ekonomi Bankası olarak niye buradayız size çok kısaca anlatmak isterim. Biz 29 Ocak 2013'te TEP girişim bankacılığını başlattık. Çünkü biz şuna inanıyoruz ki ülkemizi geleceğe götürecek olan gerçekten kurumsal firmalardan ziyade girişimciler olduğuna düşünüyoruz. Ve girişimcilerin gerek finansmana erişimi, gerek finansman haricinde finansal olmayan ürünlere erişimi konusunda ekosistemde bir boşluk olduğunu gördük ve bunu doldurmak istedik. Ve 29 Ocak itibariyle artık girişimcilerin bir bankası var dedik ve girişimcileri sahiplenen bir banka var dedik. Bugüne kadar çok güzel gitti. Çok küçük bir rakam paylaşmak isterim sizinle. Biz Ocak'tan itibaren yaklaşık daha ilk defa şirketini kurmuş olan girişimcilere hiçbir bilanço istemeden 160 milyonluk kredi vermişiz ve bunun %70'i teminatsız. Ama biz bundan daha da kıymetli olan bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. İlk defa bir banka olarak Batı Ataşehir'de bir girişim evi açtık. Tamamen girişimcilerin eğitim, danışmanlık ve kuluçka merkezi hizmetleri alabileceği bir platform oluşturalım dedik. Peki bunu niye yaptık? Şöyle bir 2005'e gideyim çok kısaca. Biz 2005'te TEB olarak KOBİ bankacılığına başladığımızda dedik ki, biz KOBİ'lerin sadece bankası değil, aynı zamanda danışman bankası olacağız. Ve KOBİ'leri büyütecek ürünlerimizi hayata geçireceğiz dedik. Ve arka arkaya işte TEB KOBİ TV, TEB KOBİ Akademi, TEB KOBİ Danışmanları, TEB KOBİ Kulüp gibi bir takım finansal olmayan hizmetleri KOBİ'lerin imkanına sunduk. Bunu da dünyanın öbür ucundan IFC gördü, Dünya Bankası'nın kurumu. Ve bizi dünyada KOBİ'lere finansal olmayan hizmetleri en iyi sunan 3 bankadan biri seçti. Ve bu 3 bankanın referans bankası aldı ve bizi bir case study olarak dünyaya tanıttı. Ve şimdi IFC ile dünyayı geziyoruz. Biz aynı buradaki vizyonu aldık ve girişimcilik ekosistemine de taşıdık. Dolayısıyla şu anda girişimcilere de biz eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Ama biz bu ekosistemin paydaşlarla, işbirlikleriyle büyüyeceğine inanıyoruz. O yüzden de Arı Teknokent'le çok güzel bir işbirliği yaptık. Bu işbirliği kapsamında dedik ki, iki kurumun da amacı aynı. Dedik girişimcilere destek olmak ve girişimcileri büyütmek. Türkiye'den dünyaya iyi girişimciler çıkartmaksa biz o zaman güçlerimizi birleştirelim dedik. Ve çok güzel bir işbirliğiyle şu anda biz diyoruz ki bizim girişimcimiz Arı Teknokent'in girişimcisidir. Arı Teknokent'in girişimcisi bizim girişimcimizdir. Bütün hizmetlerimizi herkese sunuyoruz. Finansal desteğe ihtiyacı varsa biz verelim dedik. Bizim bilime ihtiyacımız varsa bunları bize siz sağlayın dedik. Sizin girişimciniz eğer karşıda bir yer isterse TEB girişim evinde bu hizmeti alsın, bizim girişimcimiz burada bir yer isterse Arı Çekirdek'te alsın dedik. Ve çok güzel bir işbirliğini başlattık. Aslında bugün burada da bunun bir lansmanı gibi oldu bu. Çünkü daha önce hiçbir yerde duyurmamıştık, çok yeni başladı bu. Dolayısıyla biz Arı Teknokent'le uzun soluklu bir işbirliğine başlamaktan çok mutluyuz. Umarım bu ekosisteme bu işbirliği büyük katkılar sağlayacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Ben bütün girişimcilere de başarılar diliyorum.